Evet, Mavi Karadeniz ekranlarından sesimizin görüntümüzü gitti. Her yere selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz değerli dostlarımız. Evet, artık böyle baharında cıvıl cıvıl etmeye başladığı zamanlar, insanın içinin debreştiği zamanlar mı derler? Böyle hani sıla hasreti çöker insanın içine, memleket hasreti çöker. Yani baharda biraz daha farklı olur inşallah. Ama önce ne diyelim? Önce Allah herkese sağlık versin, sıhhat versin. Sağlıktan zaten kimseye ayırmasın. Evet, bildiğiniz gibi daha önce de duyurduk, ettik, bugünkü konuğumuz sevgili Hüseyin Bıçak. Hüseyin'le ilgili böyle söylemek istediğim, anlatmak istediğim bir sürü şey var sevgili kardeşimle ilgili ama onları biraz sonra söyleyeceğiz. Davulda Zurna'da her zaman olduğu gibi Görevli Uşaklar burada. Sevgili Yılmaz'la Adil burada. Biraz sonra yine Davul Zurna şovlarını yapacaklar. Adil de bugün kemençe çalan Adil'imiz de trafiğe takılmış. Biraz sonra o da gelecek. Seçme türküleri var. Onları da sizlerle beraber ne yapacağız? Paylaşacağız. Evet. Sevgili Hüseyin Bıçak buraya gelmeden önce. Hüseyin'im hoş geldin. Sefalar getirdin. Sağ olasın. Ne kadar güzelsin ya. İdare eder ya. Ya da biz eski dost, eski ahbap olduğumuz için mi böyle hep kardeş kardeşe güzel gelirmiş. Canım benim. Sağ olasın. Beyaz gelinliği çok istediler. Daha sen buraya gelmeden. Herkes ille de beyaz gelinlik dedi. Biz de dedik beyaz gelinlik tamam. Başınıza kurban değerli dostlarımız. Hemen güzel o Hüseyin Bıçak'la beraber özdeş olan o türküyü, o güzel eseri sizlerle beraber paylaşalım. Hiç böyle fazla konuşmadan biraz sonra devam edeceğiz. Şöyle bir beyaz gelinlik diyelim değil mi Hüseyin'im? Tamam. Hadi bakalım. Ne kadar
keder vurdum mutluluğun yerine. Acıyla keder buldum mutluluğun yerine. Beyaz gelinliğini giymeyeceksin bensiz. Söyle bana bir tanem, nasıl yaşarım sensiz? Uy. Beyaz gelinliğini giymeyeceksin bensiz. Söyle bana bir tanem, nasıl yaşarım sensiz? Uy. Beyaz gelinliğini giymeyeceksin bensiz. Söyle bana bir tanem, nasıl yaşarım sensiz? Taşım ya, var ol, var ol, var ol. Gel, gel yanıma. Eyvallah. Gel yanıma. Özledin kendin mi? Ne seni özlemiş? Bu ne ya? Hüseyin Bıçak, Hüseyin Bıçak, Hüseyin Bıçak. Adama ha bu kadar seviliyor mu adam? Demek ki sevilmeye layık olmuşuz ki seviyorlar. Değil mi? Yani. Değil mi? Değil mi? Evet. Kolay Hüseyin Bıçak olunmuyor. Evet. Değerli dostlar, şimdi Hüseyin'le ilgili ne söyleyebiliriz yani? Çok şey söylenebilir. Ama şu var. İkimiz de böyle çok benzer noktalarımız var Hüseyin'le. Hani yaşadığımız yakın zamanlarda bir rahatsızlık falan var. Evet. Ama bu tür şeyler hakikaten insana toplumda eşinin, dostunun, camiasının vefasını, ne bileyim gerçek samimiyetini ortaya koyan şeyler. Her ne olursa olsun ben burada yanında söylüyorum. Her yerde, her platformda da söylerim. Hüseyin Bıçak her zaman benim başımın tacıdır. Ben Hüseyin'i o kadar severim, sayarım ve asla da Hüseyin Bıçak'ın üstüne de tanımıyorum. Yani herkes onun yaptığını yapsın. 20'nin üstünde albüm çıkarsın. Bu Karadeniz'de bir zamanların efsanesi olmuş. Hala onun türküleri dinleniyor. Ondan sonra konuşsunlar diye düşünüyorum agacığım. İyi düşünüyorsun. İyi düşünüyorum değil mi? Şimdi bakalım kimlerden mesaj gelmiş. Akköy Gençlik. Buraya Akköy Gençlik. Abi selam demiş. Aleyküm selam. Hüseyin abiden Görle'den yukarı istiyoruz. Biraz sonra o da gelecek. Çok güzel türküler var. Arkadaşlarımız da herhalde Atmanlar'da dönüyor türküleri. Oralar var, oy nereye var, orman dolu kestane diyemedin mi ağlarım, su akayı çeşmeden, Göreli'den yukarı gidelim Çanakçı'ya, atma beni yabana. Yani tam böyle Hüseyin Bıçak klasikleri böyle listelendi, hepsi duruyor. Bence bir tarafa gitmeyin diyorum ben. Çünkü her zaman da bu kadar tatlı yakalayamayıp bu adamı, değil mi? Hava ayağım da iyi oldu, bundan sonra artık gezme zamanımız için. Gezelim artık. Belki Bahariye'ye... Güzelleşti artık. Değil mi? Değil mi? Necip bizi götürsün. Gidelim evlerde. Deniz Gülsü'ne gidelim. Çite çumana nedir? Çimene mümene iki yuvarlanır. Takla atırık. Belki iyi oluruk ya. Değil mi kardeşim? Evet. Sibel'cin iyi yerler abiciğim. Hüseyin abiden bir türkü istiyorum. Evet. Geldi. Biraz sonra bir daha gelir. Mustafa Gıdık. Selam. Hayırlı yayınlar. Çanakçı'ya bir çıkalım Hüseyin abi demiş. Görün değil mi? Herkes Gölle'den yukarı çıkalım Çanakçı'ya. Bekleyin. Çalacağız. O türkü çalınacak. Cemal Uğur abi selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Girasun, Deniz Yıldızı, Tezcan Özdemir, Hüseyin abi selamlıyorum, Uğur abi iyi yayınlar demiş. Eyvallah, eyvallah. Evet, böyle güzel güzel de mesajlar var. Bunları da ne yapacağız? Yeni Doğan'dan Mustafa Tüfekçi bizleri izliyormuş. Çok çok teşekkürler ediyoruz. Evet, Çatakkırı'ya İstanbul'dan selam var. Sadık Yılmaz Aslan'dan, oğlum Hakkı'ya, Osman'a, Pınar kızımıza selamlar varmış. Biz aracıyız. Siz de selamı alın, kabul edin. Şimdi Görel uşakları böyle hazır kıtağa bekliyor. Ora alabı da başlangı tak beline. Yılmaz geçen hafta gelmedin uşak diyor. Ne o diyor, tembeleye çalan uşak diyor. Ben de dedim şey varmış, başka bir ülkede Ramazan varmış, ona gidiyorlar dedim. Ha var mı senin şeyin? Şöyle bir ırgan bakalım ortalığı. Ha böyle döşemeler bir gacırdasın ya.
Azıcık dinlensin de evde döşemeler gacır gücür ediyor. Tahtaları afura düşecek millet diyor. Hazır afur demişken sorumuzu da soralım. Bu hafta ne soralım? Bu haftaki sorumuz yamalık. Yamalık. Aynen bildiğiniz yamalık. Yamalığın cevabını bekliyorum. Hatta dur. Şöyle ağrısız bir kakayım yerimden. Oy anamlar. Bizim bayram var Karabekir'de. Dedi ki bu hafta dedi sorduğun soruyu bilene dedi. Buna bir şey diyorlar bu hallara bir şey. Sanki gavurca gibi bir adı var. Şerli bir şey ya. O öyle sağlıymış bu. Şaki. Şaki o dediğinden. Bayram Aslan bunu şey yaptı. O soruyu bilenlere dedi. Senin sorduğun o yöresel kelimeleri. Yöresel değil aslında. Türkmen dili. Türkmen kelimeleri. Bilenlere dedi. Hediye et. Sorumuz yamalık. Stüdyo içinden de olabilir. Stüdyo dışından da olabilir. Ha burada dursun kıyıda. Ne kadar olduğunu da bilmiyorum ama bir arkadaşımıza hediye ederiz. Tabii bu arada Samko'dan gene hediyelerimiz, armağanlarımız var. Sevgili Feda abim bu konuda zaten böyle keserim diyor, ümüğünü üzerim senin diyor. Benim de bir fedayım var abi. Herkesin fedayısı var. Benim de Feda abim var. Aslan gibi abimiz var. Evet, Göreleli Umut. Kadırgan'ın başında türküsünü istiyor Hüseyin abiden demiş. Benim bir ricam var bugün. Hiç böyle bir talebim olmamıştır. Böyle de bir şey istemem. Hakikaten olağanüstü mesajlar geliyor. Her programda da bunu yaşıyoruz. Özellikle bu tweet'ti, face'ti, işte SMS yoluyla, kanal SMS yoluyla gelen mesajlar veya mail, özellikle ugurbilge@gmail.com'a gelen şeyleriniz, mesajlarınız gerçekten böyle inanılmaz rakamlara dayanıyor. Ama ben bugün hakikaten kendi adıma hiçbir şey istemiyorum. Bakalım Hüseyin Bıçak sevgisini bugün görmek istiyorum. Hüseyin Bıçak'la ilgili istiyorum mailleri sizden. Anlattım da Hüseyin Bıçak. Yani ne istiyorsanız Hüseyin Bıçak'la ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi açıkçası bugün bir rekor istiyorum sizden. Hüseyin Bıçak sevenlerinden. Özellikle şöyle Dereli, Çalca, Duruoğlu değil mi? Yani. Çalca'ya gittin mi yakın? Tarafı olur yani. Farklıdan tarafı olmaz ya. Yani. Yazları gidiyorsun değil mi köye? Çalca'ya gidiyorsun da? Gidiyorum tabii. Değil mi? Ata toprağa gitmeden olur mu ya? Yani. Ama sen de bu sene bir yerle yapalım şey. Yapalım ya. Vallahi. Hemen hep sizin yerlerde, bizim yerlerde, bizim bu tarafın yerlerine size tamam, doğru. Sizin tarafın yerlerine de gideriz. Gider mi? Gidelim mangal ya. Yapacak mı? Ama sen pişireceksin. Sen pişireceksin. Ben ateş üfleyemiyorum ta. Üflersin. Evet. Mangal yapan üflemesin ne bilir. Şey yaparız biz de hep gene. Süpürge sallarız. Çöğür süpürgesi var ha. Onlardan sallarız böyle. Evet. Sorumuz yamalık değerli dostlar. Stüdyoda arkadaşlarımız var. Dışarıda arkadaşlarımız var. Adil gelsin gel orada durun gel buraya otur. Sen boş ver gel yanımızda otur. Kemençeyi sonra alırsın eline. İyi gidi. Onun dedesi de kemençeciydi. Onun dedesi de kemençeciydi. Çok nefi bir uşak. Çok nefi. İyi gene. Kim bu çocuk? Bu bizim köyden. Has türkü söylüyor. Has kemençe söylüyor. Sen de çok sever abisi. Gel bak gurbetten gelmiş gibi her hafta geliyor uşacıklar. İşte bizim arkadaşların en büyük özellikleri de bu. Elinde kişilikleri, karakterleri. Merhaba, hoş geldin. Evet, herkes bunları söylüyor. Ooo, toprağım ekran başındaymış. Evet, öpüldün, gözlerinden öptüm. Selamlar gönderiyoruz. Evet, Meral Kaya şu an işteyim, izleyemeyeceğim, yetişemeyeceğim demiş. Yetişirsin. Hüseyin Bıçak'tan bir türkü istemişler. Hüseyin Bıçak'tan bir tane değil, bir sürü türkü var. Ama en çok hangisini istiyorsunuz, onu bilmek istiyorum. Beyaz gelinlikle başladık. Bir daha beyaz gelinlik, tabii böyle bir şansımız yok. Ama... Ne? Oralar olur. Değil mi? Oralar da var. Oralar. Şöyle ama Göle'den yukarı gidelim Çanakçı'ya var. Vallahi isterseniz şu taleplerinizi bir görelim. Ona göre yerine getirelim. İstersen şey yapalım Hüseyin. Bir Oyneri'ye diyelim. Bir Değirmen diyelim. Ondan sonra diğer ağır şeyleri bir daha lazım olan eserleri bir daha ne yaparız? Dostlara göndeririz. Evet. Sizler için geliyor. Bizim buradaki arkadaşların çam sakızı şomana işi armağan olsun sizlere. Oy nereye değirmene nereye. Oy nereye
kaçalık, değirme kaçalık, biz tadın alacalık. İki güzel geliyor, ikisi de başkalık. Gençler böyle işte. Kocamanlar oturuyor, gençler oynuyor. Ne diyeceksin kardeşim ya? Gidi gençler. Evet, iyi yayınlar. Hüseyin abinin yeri hiçbir zaman dolmayacak diyor. Onu çok öpüyorum. Terzari köyünden Ferhat Kirman. Bak bizim köyden. Güzel. Kimmiş bu? Ferhat Kirman. Eyvallah, eyvallah Ferhat'cığım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, böyle mesajlar da ardı ardına geliyor. Bakalım okuyamadığımız bir şey kalmasın burada. Elimizden geldiğince hepsini okumaya çalışalım. Trebol'dan Sabire İnan iyi yayınlar demiş. Evet. Vallahi sorumuzun cevabını MKD boşluk 39-29 oraya bekliyoruz. Diğer hesaplara gelmesin. Evet, Nazmiye Şahin ne demiş? Uğur abi iyi yayınlar. Hüseyin abiden ah oralar oralar, memleketim oralar istiyorum demiş. Evet, bunu bizim Nigar'a da gönderelim, güzel Nigar'ımıza. Evet, Beyazıt Köyü'nden muhtarımın oğlu İrfan muhtemelen ekran başında. Kim var kim yok. Beyazıt Köyü'denlerine, bütün Beyazıt eşrafına da selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz buradan. Evet. Sevgili Bayramcığım da ekran